Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atoncian markasının elimde akıllı çöp kovasını tutuyorum. Ve gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir buçuk haftadır deneyimliyorum. Hatta Instagram hesabımda bir Reels videosu da paylaştım bununla ilgili. Ürün 18 litre hacme sahip bir akıllı çöp kovası. Bir buçuk litrelik su şişesi boyunda diyebilirim sizlere. Ve gerçekten böyle sensörlü olduğu için yürüyüşünüzde bile sensörü algılıyor ve kapağını açıyor ya da Kapağına ufak bir şekilde dokunarak çöp kovasını açabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden zaten kendi aparatları çıkıyor. Öncelikle bir adet çöp poşet tutamaçı çıkıyor kendi üst kapağı çıkıyor, alt haznesi çıkıyor, kullanım kitapçığı, garanti belgesi olarak çıkıyor ve bir adet de şarj edebileceğiniz kablosu içerisinden çıkıyor. Ürünün böyle detaylı çok çok aman aman anlatabileceğim bir özelliği yok. Üst kısmında gerekli ışıklandırmaları bulunuyor. Oradaki sensörler ve şarjının ne kadar kaldığını da görebiliyorsunuz. Arka kısmında da bir adet şarj giriş yeri bulunuyor ve buradan şarza takabiliyorsunuz ürünü. Gerçekten pratik olduğunu söyleyebilirim ben çalışma odam için aldım ama ayrıyetten bir tane daha sipariş verdim. O da kargoda bekliyorum gelmesini. Onu da mutfağımda kullanacağım. Ürünü yaklaşık bir bir Buçuk hafta kullandıktan sonra hemen dedim ikinciyi almam lazım. Çünkü muhtemelen zam gelecektir. Zam gelmeden ürünü aldım. Ürüne böyle ağım şağım bir şeyler atamıyorsunuz. Plastik yapısı güzel. Hani böyle normal dışarıda aslında 1 milyoncu da satılan plastik kovalar gibi düşünebilirsiniz. Ama sensörü gayet iyi hızlı ve seri çalışıyor. Ürüne bir kere dokunuyorsunuz. Kapağı açılıyor. Ve yaklaşık 5-6 saniye sonra Kendiliğinden kapağı kapanıyor Eğer ayak kısmınızda ise Yani şöyle düşünün çalışma odanızda sürekli Ayağınızı yere vuruyor oyun oynuyorsanız Böyle işte sürekli sallanıyorsanız Yerdeyken bu hareket sensörü Kendini algılıyor ve sürekli Kapağı açıp kapatıyor Bununla ilgili bir ayar var mı yok mu bilemedim Ben çözümü şöyle bir şeyde buldum Altına ufak bir karton yerleştirdim ve yürüyüşte En azından yürüyüş ve ayak seslerimi Çok fazla algılamadan Direkt kendim hani dokunarak açıyorum. Ayağımın ucuyla dokunduğumda zaten direkt kapak kendini açıyor. Şimdi ürünün boyutlarını bu şekilde anlayabiliriz. Dediğim gibi 1,5 litrelik bir su boyutunda aslında su şişesi boyutunda. Ve üst kapak şu şekilde çıktığında zaten asıl işlevi gören yer bu kapak. Şu üst kısmındaki bütün her şey burada yazıyor. Ve içerisinde ufak bir motor bulunuyor. Direkt zaten bu şekilde açılıyor. Ürünün üstünde şurada açma kapama yeri bulunuyor. Ve buraya yaklaşık 3-4 saniye bastıktan sonra ürün açılıyor. Ve üzerindeki şarj göstergeleri gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi kutu şu anda açıldı. Kapanmasını bekleyelim. Burada da hareket ettirdikçe hareket sensörlü olduğu için kendi açılıyor. Bak şimdi tek parmağımla dokundum. Direkt açıldı. Yani bunun herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. İlla önüne veya arkasına değil. İsterseniz altına, yanına, arkasına dokunun. 5-6 saniye kadar açık kalıyor. Bakın açık kaldı ve şurada bir mekanizması bulunuyor. O bunu aşağıya ve yukarı gitmesini sağlıyor. Şimdi şöyle bak tek parmağımla dokundum. Ve kendisi açtı. Tabii ki de böyle çok ufak bir dokunmayla açılmıyor. Birazcık böyle hani ufak bir darbe göstermeniz gerekiyor. Şöyle açılacak mı ona bakayım. Bak böyle dokunmadan da açılıyor. İşte dediğim sensör bu. Elimdeyken açılır mı dedim. Açıldı. Tekrar kapansın bir daha deneyelim. Ürünü almak isteyen kardeşlerimiz, abilerimiz olursa ablalarımız gerçekten işinize yarıyor. Bak net söylüyorum. Bak. Gördüğünüz gibi hiç dokunmadan bile şu ön kısmına böyle elinizi koyduğunuzda rahatlıkla açılabiliyor ürün. Muhtemelen şarj süresini soracaksınız. Ben ürünü fullledikten sonra bir haftaya yakın şarjı gitti. Böyle ağım şağım bir şekilde hızlı da bitmiyor. Aslında belki daha da uzun süre kullanabilirsiniz bu ürünü ama ben sürekli mutfakta iş yaptığımdan dolayı bazen home office çalıştığım için mutfakta zamanımı geçiriyorum ve sürekli çöp kovasına bir şeyler atıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Bazen zevkine bile açıyorum çık konuşayım kullandığım oluyor böyle canım sıkkınken bir şeye kafam takılmışken gidiyorum böyle önüne sensörülü oynuyorum açılıyor kapanıyor güzel oluyor bir haftaya yakın şarjı gidiyor. Belki daha uzun kullananlar eğer ki bu ürünü alanlar varsa veya alacak olanlar varsa yorumlarda buluşalım ne kadar gittiğini, nasıl bir deneyiminiz olduğunu sizler de yorumlarda paylaşırsanız en azından benim yorumum dışında alacak kişiler de sizlerden fikir almış olur. Bu ürünle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Vardı. Ben zaten konuşurken sizlere arka planda ürünün kutu içeriğini ve detay görüntülerini paylaşmaya çalıştım. Ürünü almak istersen açıklamaya linki bırakıyorum. Oradan hem inceleyebilir hem de istersen satın alabilirsin. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.